Sendikaların iş güvenliği ve alım gücü için mücadele başlığıyla yapılan çağrıda Perşembe Sarkozy'nin kara günü olacak dediler ve dediklerini yaptılar. Şimdi de grev ve yankılarını arkadaşımız Yıldız Eren'den alıyoruz. Yıldız, Perşembe günü genel grev yapıldı ve son yılların en geniş katılımlı grevi olarak değerlendirildi. Genel grev ülkede nasıl bir hava yarattı? Evet Sıla, senin de dediğin gibi Perşembe günkü eylem, yani 2006'dan bu yana yapılan kitlesel bakımdan en güçlü eylem oldu. Özellikle yürüyüşlere ve gösterilere katılım açısından. Bütün Fransa çapında 2,5 milyon insan sokağa indi. Bu aslında gerçekten Fransa açısından son yılların en kitlesel güçlü eylemi oldu. Yapılan kamuoyu yoklamalarına göre halkın %70'i bu genel grevi ve eylemleri destekledi. Peki Yıldız, hükümetin ve Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin grevler karşısındaki tutumu ne oldu ve bundan sonra nasıl gelişmeler bekleniyor? Evet, şimdi hükümet aslında bir gün öncesinde eylemleri ve grevleri küçümseyici konuşmalar yaptı. Hatta şeydir, yani Fransa bu açıdan ünlü bir ülkedir. Sürekli Fransa'da eylemler ve grevler olur ama biz yolumuza yürümeye devam edeceğiz tarzında açıklamalar yaptı. Akşam tabii ülke çapında 2,5 milyon insanın sokağa inmesinden özellikle hükümet cephesinden sessizlik korunurken hükümet partisi, yani Sarkozy'nin partisi, işte eğer Fransa'da sokağın sesini dinlersek o zaman bütün reformları durdurmamız lazım. Bütün işte 2 yıldan beri önümüze aldığımız reform paketlerini durdurmamız lazım diye açıklamalar yaptı. Şimdi Sarkozy'nin sözcüleri ise şey diyorlar, yani zaten Cumhurbaşkanı Şubat ayında sendikalarla görüşmeyi programını almıştı. Bu açıdan da hükümet cephesinden şu anda bir tepki yok. Pazartesi günü biliyorsunuz sendikalar bir araya gelecekler. Eylemin devamını tartışacaklar ve ilk defa 8 sendika konfederasyonunun ortak hareket etmesi de eylemin başarısı açısından çok önemli. Bu açıdan da yani hükümet şu anda pazartesi günü sendikaların eylemin devamına ilişkin kararına göre hareket edecek tarzında yorumlanıyor. Önümüzdeki dönemlerde işte sendikalar eğer ortak hareket etmek durumunu devam ettirirlerse Fransa'daki toplumsal hareket açısından önemli gelişmeler yaşanabilir. Bir de şöyle bir şey de değinmek istiyorum. Yani bu aslında krizin sorumlusu biz değil, sonuçlarını biz ödemeyeceğiz tarzındaki bir tepki. Fransa'da her kesime yansıyor. Çünkü konseylere baktığımızda Perşembe günü gerçekten insanlar geleceğinden endişeler. Yani çalışan yoksul bir işçi tabakası giderek büyüyor. Pankartlara baktığımızda bankalara, borsaya tepki kendisini gösteriyordu. Özellikle aileler çocuklarımızın geleceği ne olacak tarzında pankartlar taşıyorlardı. Toplumdaki yoksulluk kendisini yani gösteriyor bu açıdan da. Krize karşı işçi cephesinden tepkinin büyüyeceği tahmin ediliyor.